Gülsüm dersime hoş geldin. Evet, bugün ne yapıyoruz? Bugün seninle birlikte 11. sınıf olasılıkla ilgili sorular çözüyoruz. Bundan önceki videomuzda 10. sınıfı yükledik. Sen de onu izledin değil mi? Eğer şu anda 11'sen ya da 12 ya da mezunsan onu izledik. Çünkü o herkese hitap ediyor. Şimdi ise 10. sınıflar artık saf dışı kaldı. Artık baş başayız kimlerle? 11. 12. sınıf ve mezun arkadaşlarımızla. Evet, hemen başlayalım. Diyor ki tabii bu videoda daha çok hangi olasılık türleri, işte şartlı olasılık yani koşullu olasılık dediğimiz, ki konu anlatım videosunu izlemişsindir, arkasından bağımlı bağımsız olayların olasılıkları, arkasından da hemen ilk soruda sorulduğu gibi teorik ya da deneysel olasılık. İşte diyor ki ilk örneğimiz, hilesiz bir madeni para 22 kez havaya atıldığında 10 kez yazı 12 kez tura geliyor. Buna göre 23. atışta tura gelme olasılığının dikkat. Teorik olasılığı nedir? Değil mi? 1 bölü 2. Teorik olasılığı. Peki sorulmamış ama biz soralım. Deneysel olasılığı nedir deseydi? Deneysel olasılığı. Bak ne yapmış? 10 kez yazı, 12 kez tura ne gelmesini istiyoruz? Tura gelecek, gelmesini istiyoruz. O zaman 12 kez tura geldiğine göre şu ana kadar 12 bölü kaç olacak? 22 olacaktı. O da bakın 6 bölü 11 yazarımız onu da buraya koymuş. Ancak bu ne diyoruz? Deneysel olasılık. Aradaki farkı gör. Deneysel olasılık. Bu ise teorik olasılık değil mi? Teorik olasılık. Evet, anlaşıldı zannedersem. Hemen devam edelim. Yandaki soruyu çözmeyeceğim. O fen lisesi öğrenciler için. Dairesel permütasyon sorusu. Evet, devam edelim. Diyoruz ki, ikinci örneğimiz. Birden 10'a kadar numaralandırmış kartlar bir torbaya konuluyor. Torbadan rastgele çekilen bir kart numarasının, kartın numarasının 5'ten büyük veya çift sayı. Şimdi dikkat edersen bizim burada örnekten uzayımız eleman sayısı kaç? 10. İstersen kümeyi de şöyle yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peki bizden olayın eleman sayısı, yani olayı yazsak ne diyor? 5'ten büyük. Dikkat edersen 5'ten büyük hepsini alabilirsin. Yani 6, 7, 8, 9, 10. Ha yok, 5'ten büyük gelmediyse 5'ten küçük olanlardan da kim al diyor? Çift olanları al diyor. Yani 2 ve 4. İşte aslında örnekler şey olayın kümesi de bu. O zaman SA'mız da kimdi? 2, 4, 6'dı. O zaman bizim olasılığımız, yani PA'mız 6 bölü 10, o da 3 bölü 5 olarak bulunmuş oldu. Bir yerde bir hatamız var. Değil mi? Bir bakalım. Torbadan rastgele çekilen bir kartın numarasının 5'ten büyük veya çift sayı olma olasılığı. 5'ten büyük, birden 10'a kadar numaralı. 6, 7, 8, 9, 10. Veya ne dedik arkadaşlar? Veya bağlacı var. Çift sayı. 2 ile 4 de gelebilir. Başka var mı? 5'ten küçük ve çift yok. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, pardon 6, 7. Biz onu 24 diye saymışız. Evet, ben saymışım daha doğrusu. O zaman cevabımız ne olacak bak? 7 bölü 10 olarak bulunacak, yani Denizli şıkkı. İşte burada veya bağlacına dikkat ederek olayın kümesini, bunu başka yerden de yapabilirsin. İşte kesişimini bulursun, oradan çıkartırsın ama bir sürü işlem yapmak zorunda kalırsın. Hiç gerek yok. Kardeşim ne istiyorsun sen benden? 5'ten büyük ya da çift sayı. Kimden? İşte bu kümenin içerisinden çıkma olasılığı. Hemen olayın eleman sayısını bulurum, yapıştırırım gider. Peki, altıncı örneğimiz yan taraftan. Bir torbada aynı büyüklüğe 2 mor. Şuraya yazıyorum. 2 mor. Tamam. 4 mavi. Tamam. 3 kırmızı renkli misket vardı. Torbadan aynı anda 3 misket çekiliyor. Bak zaten aynı anda 3 misket çekiliyor dediğinde hemen ben örneklem uzayın eleman sayısını yazıyorum. Toplam kaç tane misket var? 7, 9. 9'un 3'ü kaç? Tamam. Çekiliyorum. Bu misketlerden ikisinin mavi, birinin kırmızı renkli. O zaman SA'yı yazıyorum şimdi. Ne diyor? İkisi mavi olsun,
Biri de kırmızı olsun. Öbürlerini istemiyorum. E o zaman diyorum ki ya. Zaten neyimiz vardı bizim? Dört mavimiz, iki mavi, dördün ikili kombinasyonu. Tamam. Kaç kırmızımız vardı? Üç. Buradan da bir tane gelecek. Üçün birliği kombinasyonu. İşte neyi buldum? Örnekleyen uzayın eleman sayısını. Başka? Olayın eleman sayısını. O zaman olasılığımız yani A olayın olasılığı dördün ikilisi altı. İstersen yazalım önce. Çarpı. 3'ün birlik kombinasyonu bölü 9'un üçlü kombinasyonu. 4'ün ikilisi 6 yapar. 3'ün birlik kombinasyonu 3 yaptı. Bölü 9'un üçlüsü bunu bir hesaplayalım. 9, 8, 7. Aslında biraz önce sanki hesaplamıştık. 3, 2, 1 değil mi? Şöyle. Olsun. Şöyle 3, 4, 12. O da 84. Yani 3 çarpı 4 çarpı 7. Üçler gider. 6 2'ye bölünür 3, 4 2'ye bölünür 2. O zaman 3 bölü 14 olarak olasılığımız ne yapmış olur? Hesaplanmış olur. Evet, anlaşıldı kanaatimce devam edelim. Gelelim 3. örneğimize. Diyor ki A kümesi 0, 1, 2, 3, 4, 5 kümesinin elemanlarıyla yazılan 3 basamaklı sayıların içinden. Ben hemen ne diyorum? Bir 3 basamaklı sayı yazayım. Bunu arkadaşlarla. Rakamları falan fark ediyor mu? Hayır. 3 basamak. O zaman buraya 0 gelemez. 1, 2, 3, 4, 5 tane gelebilir. Artık buraya 6 gelir. Buraya 6 gelir. İşte 36, 180. Kim bu arkadaşımız? Örnekte uzayın elemanı. Yani düşün sen bu arkadaşları kullanarak 180 tane 3 basamaklı sayı yazıyorsun. Torbanın içine atıyorsun. Evet. İçinde rastgele seçilen bir sayının 300'den büyük bir sayı olmaması. O zaman şimdi şunu arayacağım. Acaba bu rakamları kullanarak 300'den büyük kaç tane sayı yazarım? O zaman ben şu yüzler basamağına 3, 4 ve 5'i yazabilirim değil mi? 3 tane. Yine rakamlar farklı demediği için 6, 6. Yani 36, 108 tane. Bu arkadaşımız kim? Olayın eleman sayısı. Ve mesele tamamlandı. PA olasılığımız 108 bölü kaç? 180. 2'ye bölersek 54 bölü 90. 9'a böl 6, 9'a böl 10. Bir daha 2'ye bölersek 3, 2'ye bölersek 5. O zaman olasılığımız 3 bölü 5 olarak bulunmuş olur. Ama bakıyoruz şıklarımızda maalesef ki yok. Niçin yok? Bir yerde bir hata yaptık değil mi? Görebildin mi nerede hata yaptığımızı? Ben gördüm. Nerede hata yaptık? Şurada bak. Ne diyor 300'den büyük var. Bilsem rakamları farklı olmadığı için bu 108 tanenin içinde bir tane kim var? 300. O zaman ben bunu alamam. O zaman ben bundan bir çıkaracağım. Bizim olayın eleman sayısı 107 olacak. İşte 107 olunca bütün her şey değişiyor. O zaman da cevabımız 107 bölü 180 geliyor. Çünkü herhangi bir sadeleşme söz konusu değil. Ki permütasyon konusunda zaten bunları ne yapacak ya da çarpma yoluyla saymak konusunda o zaman da göstermiştik değil mi? Demek ki çok dikkatli olmamız gerekiyor. İyi ki şıklarda yok aslında 3 bölü 5. Koysaymışım demek ki sazan balığı gibi ne yapacakmışız? O 3 bölü 5'e atlayacakmışız. Aslında bence kitap çıkmadan ben bu 3 bölü 5'i de burada ne yapayım? Bir yerlere yerleştireyim arkadaşlar. Dikkat etmeyenler sazan balığı gibi atlasınlar. Dikkat edenler de doğru yolu bulsunlar. Ama önce o oltaya düşen ben olacakmışım arkadaşlar. Peki devam ediyoruz. Dört kız üç erkek bir sırada yan yana sıralanıyorlar. Bu sıralamada iki kız arasında bir erkek olma olasılığı nedir? Tamam. Şimdi ben diyorum ki ya önce örnek uzay SE'miz. Dört kız, üç erkek, yedi kişi yapar. Yedi faktöriyel değil. Tamam. Ne istiyor bizden? İki kız arasında bir erkek. Yani K1, K2, K3, K4. Tamam. Erkekleri nereye koyacağız? Mecburen E1, E2 ve E3. Buraya koyacağız. Çünkü iki kız arasında bir erkek. Yani bir erkek bir kız olsun demiyor. O zaman bu işte kaç farklı şekilde sıralanır? 4 kız 4 faktöriyel ve 3 erkek de kendi arasında 3 faktöriyel şeklinde. İşte bu da bizim olayın elemanı. Bitti. O zaman PA'mız yani olasılığımız 4 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel bölü 7 faktöriyel.
Biz 7 faktöriyeli 7, 6, 5 diye 4 faktöriyel diye yazarım. Şunlar gider. 3 faktöriyel 6 yapar. Bu da gider. Cevap 1 bölü 7 kere 5, 35 olarak Edirne şekli bulunmuş. Oldu. Tamam mıyız? 7. sorumuzdayız. Diyor ki ABB futbol takımlarımız geçmişte 124 kez karşılaşmıştı. Bu sanki Fenerbahçe Galatasaray'a benziyor. 50'sini A takım, 34'ünü B takım kazanırken 40 maç berabere sonuçlanmış. Peki buna göre 125. maçın B takımının kazanmasının deneysel olasılığı. Dikkat, deneysel olasılığı. Kim kazanacak? B takımı. B takım şimdiye kadar kaç defa kazanmış? 34 defa. Ve 50'sinde mağlup olmuş, 40 maçta beraber etmiş. Onlar bizi şu anda ilgilendirmiyor. Diyorum ki kardeşim 125. maçı B'nin kazanması demek 34 bölü evet 124 demek. Değil. Çünkü şu ana kadar ne kadar maç yapılmış? 124 defa maç yapılmış. O zaman diyoruz ki 34 bölü 124. 125. maçı B takımının kazanmasının deneysel olasılığı zannedersem şurada sadeleştirdiğimizde zaten aslında 17 bölü 62. Evet bakın ama yazar buraya neyi koymuş? 34 bölü 125'i koymuş. Bizi direkt olarak yönlendiriyor aslında. Yani sanki 34 tane maç yapmış, tam kazanmış. Bir dahakini 34 bölü 125. maç. İşte ne yapmıyoruz? Bu tuzağa düşmüyoruz arkadaşlar, değil mi? Çünkü şimdiye kadar 125. maça kadar 124 defa maç yapmışlar. Bunun 34'ünü B takımı kazanmış. Diğerlerini işte hem berabere kalmışlar hem de A takımı kazanmış. 125. maçın 34 bölü 124'ünü kazanma olasılığımız. Hangi olasılık bu? Deneysel olasılık. Teorik olasılık değil. Ona dikkat edelim. Peki. Devam edelim. 8. sorumuz, 12. sorumuz. Bir bakalım. Bir torbada 3 mavi, 2 yeşil, 4 sarı bilye vardır. Bu torbadan geri atıp olmak koşuluyla arda da 3 bilye çekiliyor. İkisinin mavi, birinin sarı olması olasılığı nedir? Şimdi diyorum ki torbayı şuraya çizeyim aslında. Şöyle bir tane küçük torbamız. Evet. Dedik ki şöyle bir torbamız var. Bunun içinde 3 mavi, 2 yeşil, 4 tane de sarı bilye var. Tamam. 3 bilye çekilmiş. İkisi mavi gelsin diyor. Birisi de sarı gelsin. Yani torbadan şu çıkacak. Mavi, mavi, sarı. Ya hocam emin misin? Bu sırada mı gelecek? Acaba yoksa mavi, sarı, mavi mi olacak? Yoksa sarı, mavi, mavi mi olacak? Ne dersin? Aslında bunun üçü de olabilir. Niye? Sıra belirtme. Onun için ben diyorum ki ya önce şunu bir hesaplayayım. Yani İlkinin mavi gelme olasılığı bakın. 3 tane mavi toplam 5, 9 tane pilye var. Birinin mavi, ilk mavi gelme olasılığı 3 bölü 9. Atılmamak koşuluyla o zaman burada şimdi kaç mavi kaldı? 2 mavi kaldı. Geri atmıyoruz çünkü. İkincinin de mavi gelmesi 2 bölü 8. Orada da bak ne kaldı? 1 kaldı. Şimdi kırmızı gelecek. Pardon sarı gelecek. Sarı gelme olasılığı da 4 bölü 7. Bitti mi? Bitmedi, değil mi? Çünkü niye bitmedi? Bir de bunları arkadaşların kendi arasında sıralaması. Ben 3 çarpı 3 diyeceğiz. Ama esas nereden geliyor bu? MMS. Bunlar 3 faktöriyel bölü. Tekrarlı permütasyondan hatırla. 2 faktöriyel şekilde sıraladım. Oradan göstereyim. Tamam. Buradan gerekli şimdi sadeleştirmeleri yapalım. 1'e 3. 1'e 4. Şu 4'ler gitti. Burası zaten 3 yaptı. Şu 3'ler de gitti. Sonuçta 1 bölü 7 olarak yani Denizli şekli bulunmuş oldu. Yani şimdi bir daha toparlayacak olursam tekrar ediyorum. Eğer bize sıra belirtmemişlerse 2 mavi, mavi mavi ve sarı dendiğinde sırası belli değilse biz bunu bir hesaplıyoruz. Diyoruz ki kardeşim 3 bölü 9, 2 bölü 8, daha sonra 4 bölü 7. Evet, şu sıralama 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyeldir diyoruz. İşte gerekli sadeleştirmeleri yaptığımızda cevabı 1 bölü 7 olarak buluyoruz. Peki.
Gelelim şimdi 12. örneğimize. Diyor ki iki torbadan birincisinde bence torbaları bir çizelim. Birinci torbamızda 3 beyaz, 3 kırmızı. İkincisinde 2 beyaz, 4 kırmızı bilye var. Torbalardan biri rastgele seçilip içinden bir bilye alınırsa bu bilyenin kırmızı olma olasılığı nedir? Şimdi birinci torba, ikinci torba. Şimdi biz ne diyoruz ya? Torbaların kelime gelme olasılığı, yani birinci torbayı seçme olasılığı 1 bölü. Seçtik. Bunun içinden kırmızı çıkma olasılığı 3 bölü 6. Artı. İkinci torbanın gelme olasılığı 1 bölü 2. İçinden kırmızı çıkma olasılığı 4 bölü. Aslında olay bu. Yani 3 bölü 12, 4 bölü 12, cevap 7 bölü 12 olarak bulunmuş olacak. Mutlaka torbaların da gelme olasılıklarını işin içine kat. Sakın onu unutma, yoksa yanlış yaparsın. Peki. Gelelim 9 ve 13. sorularımıza. Diyor ki bir torbada 4 siyah, 3 beyaz, 1 kırmızı top vardır. Torbadan rastgele 3 top alındığında en az 2 tanesinin siyah olmalısı. Artık biraz daha pratik çözelim. Hızlı çözeyim artık kavradın da. Diyorum şimdi toplam ne var? 4, 7, 8. Bir kere bunun örneklem uzayı ne olacak? Şöyle uzatayım. Çirkin oldu bu da. Şöyle yapayım. Bakın kardeşim, bunun örneklem uzayın eleman sayısı 8'in üçlüsü. Çünkü ne yapıyor? 3 top çekiyor. En az 2 tanesinin siyah olması. Ne diyoruz? Ya 2 siyah gelebilir. 2 siyah gelebilir. 3 tane. Bir tanesi diğerlerinden gelebilir. Ya da 3 siyah gelebilir diyeyim. O zaman diyorum ki ya 2 siyah 4'ün ikilisi. Bir tanesinin diğerlerinden olması. Diğerler dediğimiz beyaz da kırmızı. O zaman 4'ün birlisi. Ya da üçü de siyah olacak. Dördün üç. İşte aslında olasılığımız bu. Dördün ikilisi altı. Dördün birisi dört. Artı dördün üçlüsü dört. Bölü sekizin üçlüsü sekiz, yedi, altı. O da sekiz, yedi, 56 yapar. O da 24. 28 bölü 56. Artı o da 1 bölü 2 olarak, yani Adana şıkkı bulunmuş. Anlaşıldı zannedersem 13. örneğimiz. Diyor ki 15 kişilik bir futbol bir grupta futbol oynayanların sayısı 7, basketbol oynayanların sayısı 9, her iki sporda oynayanların sayısı 3'tü. Bu gruptan rastgele seçilen bir dakika. İşte bu küme sorusu değil mi? Ben hemen şuraya kümemi çizeyim. Büyük oradan gelecek bu soru. Başlıyorum. Futbol ve basketbol. Şimdi ne diyor? Oynasa, her iki sporda oynayanların sayısı 3. Ben şuradan başlayayım. Burası kesişim. Tamam. Neydi? Futbol oynayanlar 7 idi. 3 buradaysa burada 4. Yani yalnızca futbol oynayanlar 4 kişi. Şeyde 9'du. 3 burada. Yalnız basketbol oynayan 6 kişi. Tamam. Şimdi diyor ki bu gruptan rastgele seçilen birinin futbol oynadığı bilindiğine göre. O zaman demek ki biz buradan seçmişiz değil mi? Bu nedir? Şartlı olan sınıf. Ben diyor biliyorum. Çektiğimiz kişi futbol oynuyor diyor. Tamam. Basketbolu da oynuyor olma olasılığı nedir? İşte bakın şu taradığım kümede hem futbol hem basketbol oynayan nedir? Üç. Zaten hatırla, şartlı olasılık neydi? A'nın B'ye bağlı şartlı olasılığı. PA kesişim B bölü, hatta SA kesişim B bölü S miydi değil mi? Kesişim kümesi 3 elemanlı. Ana kümemiz 7 eleman. O zaman cevabımız 3 bölü 7 olarak bulunmuş. Tekrar ediyorum. Hangi olasılık? Şartlı olasılık sorusu. Peki. Devam edelim. Bir diğer örneğimize. Geldik 10 ve 14. sorularımıza. Birlikte onlara da bakalım. Diyoruz ki herhangi üçü doğrusal olmayan 8 noktadan biri A'dır. Bu noktaları köşe kabul eden beşgenlerden biri seçildiğinde bunun bir köşesinin A olma olasılığı nedir? Ben diyorum ki ya zaten kaç noktamız varmış? 8 nokta. Bunlardan beşgen oluşacak. 8'in beşli kombinasyonu. Kim bu? Örneklem uzayın eleman sayısı. Tamam. Şimdi diyor ki noktanın birisi A. Geriye kaldı 7 nokta. Evet, bizim olayın eleman sayısı ne? Bir köşesi A olan beşgen sayısı. Zaten ben ne yapmışım? Bir köşesini almışım. O zaman
geriye kalan 7 köşeden 4 tane seçmek zorundaydı. 4 tane. Niye? Bir de A olacak 5 tane. O zaman cevap aslında 7'nin dörtlüsü bölü PA dediğimiz olay nedir? 8'in beşli kombinasyonu. 7'nin dörtlüsü 7'nin üçlüsü ne eşit? 7, 6, 5. 1, 2, 3. Bölü. 8'in beşlisi 8'in üçlüsü ne eşit? 8, 7, 6. 1, 2, 3. 2 3 6, 2 3 6 yani 5 çarpı 7 bölü 7 çarpı 8. 7'ler gitti, cevap 5 bölü 8 olarak bulunmuş oldu. İşte çok fazla uzatma, hemen şuradan yapıştır git. Evet, bu da anlaşıldı. Devam ediyorum. Bir çiftler hatırlıyor. Üste gelen sayıların toplamının 7 olduğu bilindiğine göre. İşte bakın bizim örneklem uzayımız artık toplamları 7 olan sayı. O zaman en kümesini yaz desem ben sana. Ya bu 1'e 6 olur, değil mi? 2'ye 5 olur. 3'e 4 olur. 7 olacak. Tamam. 3'e 4 olur. 1'e 6. 2'ye 5. 3'e 4. Evet. 4'e 3. Başka 5'e 2. 1'e 6'ya 1 olur. Aslında benim örneklem uzay yok. Niye? Şurayı okur okumaz. Bakın bir çift hatırlıyor. Üste gelen sayıların toplamının 7 olduğu bilindiğine göre. Şartlı olasılık. Üste gelen sayılardan birinin 4 olma olasılığı nedir? E bakıyorsun. Ya o zaman A kümemizde eleman sayısı 3'e 4. 3'e 4. 4'e 3 var. Başka var mı? 4 olan yok. O zaman bizim A olayın olasılığı 2 bölü 1, 2, 3, 4, 5, 6. O da ne yapar? 1 bölü 3 olarak bulunmuş olur diyoruz. Cevabımız bu sanırım. Tamam. Geçiyorum. Gelelim 11. ve 15. sorularımıza. Diyor ki bir zar ve 3 madeni para atılıyor. Bir zar ve 3 madeni. Buna göre zarın 5'ten küçük ve paraların 3'ünün de yazı gelmesi olasıdır. Şimdi dikkat edersen bunlar nedir? Bağımsız olaylardır değil mi? Bağımlı bağımsız olaylarımız vardı. Bunlar bağımsız. Yani zarın 5'ten büyük ya da küçük gelmesi, paranın yazı tura gelmesini ettiler mi? Hayır etmiyor. E peki bağımsız olayların olasılığı hatırlatalım. PA kesişim B neydi? PA çarpı PB'ydi değil mi? Şu. Tamam. O zaman bir, zarın 5'ten küçük gelmesi. Zarın zaten 5'ten küçük zardaki elemanlar neydi? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. O zaman bunun olayı, olasılığı 5'ten küçük gelsin diyor. Yani 4, 3, 2, 1. 4 bölü 6'dan 1 bölü, şey 2 bölü 3. Tamam. 3 para atılıyor diyor. 3 madeni para atılıyor. Bir kere bunun örneklem uzayı 2 üzeri 3'ten 8. 3'ünün de yazı gelmesi olasılığı. Ya üçünün de yazı gelmesi bir durumda olur zaten. O zaman PB olayımızın olasılığı da bak nedir? 1 bölü 8. E o zaman bunların gelme olasılığı yani ne diyor? Üçünün de yazı gelme olasılığı kaçtır? Buna göre 5'ten küçük ve görüyor musun? Bu kesişim kümesidir işte. Ve üçünün de yazı gelme olasılığı işte PA kesişim ve ne diyoruz? 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 8. 2 ile 8 sadeleşiyor. 4 o zaman 1 bölü 12 olarak bizden istenen olasılığı hesaplamış oldu. Anlaşıldı. Peki. Şimdi şu soruya bakalım. 15. soruya. Diyor ki bir avcının hedefi vurma olasılığı 2 bölü 5'tir. 3 atış yapan bu avcının bu atışların herhangi birinde hedefi vurma, diğerlerinde vurmama olasılığı nedir? Herhangi birinde vuracak, diğerlerini de vuramayacak. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Vurdu, vuramadı, vuramadı olacak değil mi? Artı vuramadı, vurdu, vuramadı, artı vuramadı, vuramadı, vurdu olacak. Tamam mı? Aslında biz şunu hesaplarsak vurdu, 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 vuramadı. Hesaplarsak onu da sıralamasıyla çarpacağım. E bakıyorum. Bir bu avcının hedefi vurma olasılığı 2 bölü 5 ise yani B 2 bölü 5. Tamam. E vuramam olasılığı kaç? 3 bölü 5. 3 bölü 5. Tamam. Peki bu kaç farklı sıralaması var bunun?
Bakın iki tanesi aynı. Vuramadı, vuramadı, vurdu. Bu da 3 faktöriyel döndü. Tekrarlı permütasyondan 2 faktöriyel. Tek tek hesaplamana gerek yok. O zaman ne yapar bak? Şimdi şurası da 3 yaptı. Sağ direksiyon yok. 27 çarpı 2 54. 3 tane 5, 125. Yani 54 bölü 125 olarak ne yapmış oldu? Bulunmuş oldu. Evet sevgili arkadaşım, umarım yetmiştir. Ama bence yetmez. Yani ne hoca sana burada ne kadar soru çözerse çözsün, emin ol bu konu için yeterli gelmez. Bunu kendin çözmen gerekiyor. Bunları referans sorusu olarak alacaksın. Bunları bu hocayla birlikte sen de çözeceksin. İyi anlayarak çözeceksin. Mantığını çözeceksin olayın. Arkasından da yetti demeyeceksin. Eldeki kaynaklardan bol bol bu konuyla ilgili örnek çözümleri yap. Ne zaman? Kalbin mutmain oluncaya kadar. Kalbin artık olasılık dendiğinde titremeyene kadar çözeceğiz. Bazen öyle soru, hocam kaç soru çözmeliyim? Senin kalbini ben bilmem ki, değil mi? Eğer bunun cevabını verenler varsa yanlış yapıyor. Ben ne bileyim, bazı arkadaşımız 50 soru çözüyor. Konuya çok ısınmış. Mantığını kavramış. Bana yeter diyor. Ve bir arkadaşımız 500 soru çözüyor ve hala acaba diyor. Bunu en iyi senin kalbin. Onun için kimseye sormana, akıl almana gerek yok. Bol bol soru çöz. Ne zaman ki kalbin tamam kardeşim, sen bu işi hallettin diyorsa eyvallah. Yok demediği müddetçe soru çözmeye devam. Evet, bundan sonraki videolarımızda karşı beceri temelli olasılık sorularını çözeceğim. Onu da kaçırma. Ne diyoruz? Hayali olanın bahanesi olmaz. Hayal kurmaya ve çalışmaya, hayalimize ulaşıncaya kadar çalışmaya devam ediyoruz. Tabii ki eğer bu kanalın sana faydalı olduğunu düşünüyorsan da mutlaka takipte kalıyorsun. Doğru hocaya bu şekilde destek veriyorsun. Evet, bir diğer derste görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.